Merhaba arkadaşlar, Akademik Kafa Dengine hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni, YouTube hocanız Ergun Bulçu. Bugün sizlerle düzgün çemberse hareket konusuna başlıyorum. Önce tanımlarla olayı pekiştirelim. Bir dahaki dersimizde de çemberse hareketin bir takım uygulamaları onlara bakalım. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Çemberse harekette bilinmesi gereken temel kavramlarımız var sevgili arkadaşlar. Olmazsa olmaz temel kavramlardan bir tanesi periyot nedir diye bir sorumuz var. Periyot şu arkadaşlar. Periyot bir cismin, dönen bir cismin bir turu tamamlanması için alması gereken süreye verilen isimdir. Yani bir tur için geçen süre periyottur. Burada periyodun birimi genelde zamandır arkadaşlar. Dünyanın kendi eksen etrafındaki bir turu alması için geçen zaman 24 saattir. Güneş etrafındaki bir tur alması için geçen zaman bir yıldır gibi düşünmek gerekiyor. Periyot bu anlamda yıl, dakika, saniye gibi bir zaman birimi olabilir. Frekans nedir derseniz de frekans da bir saniyedeki tur sayısıdır. Yani devir sayısıdır. Böyle bilmek lazım. Bunun da birim arkadaşlarım saniye üzeri eksi birdir. Yani kısaltması hertz'tir. Hz şeklinde kısaltılır. Frekansla periyot arasında çarpımları biri veren bir ilişki söz konusudur. Yani frekans çarpmaya göre periyodun nesidir? Tersidir. Yani şöyle bir durum analizi yapabilirsiniz bakın. Bir cismi döndürelim. Bir tur attı, süreyi buldum. Bulduğum süre periyottur. Cismi daha hızlı döndürürsem aynı turu, aynı yolu tur atarken aldığı bir turu daha kısa zamanda alır. Bu durumda periyot azalır ama tur sayısı arttıkça frekansı büyümüş olur. Yani sen bir cismi kendi eksen etrafına dönerken hızlandırdığın zaman aslında onun periyodunu azaltmış oluyorsun, frekansını arttırmış oluyorsun sevgili arkadaşlar. Bu durumda frekansla periyot ters orantılıdır. Demek son derece doğru bir yaklaşımdır. Şimdi üçüncü tanımımız şudur. Açısal sürat nedir? Şimdi şurada yarıçap vektörü görüyorsunuz. Yarıçap vektörü birazdan şuraya gelecek. Cisim çünkü şu yolu izleyerek şuraya geldiğinde yarıçap vektörü de tete kadar ne yapmış oluyor? Açı taramış oluyor. Açısal sürat birim zamanda taranan açıdır arkadaşlar. Yani taradığım açıyı o açıyı tarama zamanına böldüğüm şey bana açısal sürati verecek. Peki ben bu bağıntıyı genellersem, bir tur için olan kısma geçersem, aşağısı bir tur olduğu için bir periyotluk zamanı döner. Yukarısı da bir turda taranan açı olur. Yani 360 derece olur. Ancak burada birim radyan bölü saniye olacaktır. Dolayısıyla yukarısı 2 pi olacaktır. 2 pi bizim neyimiz? Radyanımız. 2 pi bölü t o halde açısal süratin tanımı olacak. 360 dereceyi radyan olarak yazdım. 2 pi bölü t'ye bu şekilde ulaştım arkadaşlar. İstersem onu frekansa da yazabilirim. Bu durumda yazacağım frekansa bağlı değer 2 pi f olacaktır. Değil mi? Bunun adına ne diyoruz? Açısal sürat diyoruz. Mesela dünyanın açısal süratini bulmak istersem dünyanın arkadaşlar o zaman bir turu alması için geçen süreyi bilmem lazım. Bir turu alması için geçen süre 24 saattir. Peki 24 saat kaç saniyedir? 86.400 saniyedir. Bu süre sonunda dünyamız kendi eksen etrafında 2 pi radyan açı tarayacaktır. O zaman 2 pi bölü 86.400 dünyanın açısal sürati olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Bu açısal sürat dünya üzerinde her yerde aynıdır. Çünkü her yerde ister Ankara olsun, ister ekvator olsun fark etmez. Bir gün 24 saattir. Açısal sürat aynı olmak zorunda. Aynı dünyanın insanlarıysak periyodumuz da aynı olmak zorundadır diye belirtebilirim. Şimdi gelelim çizgisel süratin karşılığına. Ha, bu arada arkadaşlar açısal süratin şiddetini böyle buldum ama yönünü de sağlık kuralıyla bulursunuz. Böyle dört parmağınızı dönme yönünde kavradığınızda baş parmağınızın baktığı yön açısal hız yönü olacaktır. Geldik çizgisel sürat kavramına. Şimdi çizgisel sürat yörüngeye teğet olmak zorunda. Yörüngeye teğet olan şey de yarı çapı ne olur? Dik olur sevgili arkadaşlar. Burada çizgisel sürat vektörünü böyle gösterirsek, daha doğrusu çizgisel böyle gösterirsek vektör olarak burada da böyle göstermiş olacağız. Buraya
dik atıyorum, dikkat dikkat. Şu yarıçap vektörümüz, bu da hız vektörümüz, ikisi dik oldu. Yörünge teğet oldu. Şimdi buradan yola çıkalım. Çizgisel süratı nasıl buluyoruz? Önce tanım yapalım. Birim zamanda alınan yol sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu çizgisel süratin tanımıdır. Yol dediği için de şu çemberin uzunluğunu referans alalım. Çemberin uzunluğuna x diyelim ve bu x yolunu alma süresine t dersek bizim için çizgisel sürat ve eşittir x bölü t olarak hesaplanır. Şimdi benim çizgisel hızımı şöyle bulabilirim. Bir periyodik zaman diliminde cisim ne kadar yol alır? Çemberin çevresi kadar yol alır. O zaman şu x yerine 2 pi r yazarsın. Buradan da çizgisel sürate ulaşırsın. 2 pi r bölü t şeklinde. Eğer t yerine 1 bölü f koyarsan aynı fonksiyonu 2 pi f r olarak açarsın. 2 pi f omega açısal sürat değil miydi? O halde v çizgisel sürat eşittir açısal sürat çarpı r yarıçap olmak zorundadır. Demek ki dünya önüne dönecek olursak burada merkeze uzaklığa bakalım. Ekvator yarıçapı Ankara'ya göre daha büyük. O zaman ekvatorda duran bir adamın çizgisel sürati ile Ankara'da duran bir adamın çizgisel sürati aynı olmaz. Ekvatordaki çizgisel süratiniz yarıçaptan dolayı daha büyük olduğu için örneğin Ankara'daki bir noktanın çizgisel süratinden ne olmak zorunda? Büyük olmak zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Ve buradan ilerleyeceğiz. Gelelim ivmeye. Şimdi ivmenin normal bir tanımı var. İvme nedir? Akselerasyon ya da acceleration. Birim zamandaki hız değişimidir. Dikkat dikkat. Hızdaki değişim vektörel olduğu için ivme de vektöreldir. Ve birimi metre bölü saniye karedir. İvme vektörüyle arkadaşlar hızdaki değişim vektörü aynı yönlü iki vektördür. Şimdi ortalama ivme nedir? Aslında burada iki ivmeden bahsedebiliriz. Ortalama ivme bir de anlık ivme. Burada ortalama ivmede herhangi bir koşul öne sürmüyorsunuz. Sadece hızdaki değişimi o süreye bölmekle yetiniyorsunuz. Mesela şunu yapabilirsiniz. Şu hız vektörüm, birazdan şu hız vektörüm. Bunların değişimi nedir? Ona dikkat edelim. Değişim şu. Yarıçap vektörü ne kadar açı tarıyorsa şu hale gelmek için hız vektörü de ilk konuma göre o kadar açı tarayacak. Yani benim hız vektörüm başlangıçta bu. Yarıçap vektörü teta kadar açı taramışsa hız vektörü de teta kadar açı tarıyor ve şu konuma geliyor. Tamam. Yani aslında ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Bu iki hız vektörünü birleştirmiş oldum şöyle. Daha kolaylık olsun diye. Şu açı ne olacak şimdi? Teta olacak. Bu açı teta. Peki hızdaki değişim vektörü ne olur? Hızdaki değişim vektörü her zaman ilkten sona çizilir. Bu ilk. Değil mi? İlk bu. Bu son. O zaman sevgili arkadaşlar bakın çiziyorum. İlkten sona çizdiğim bu hız bu değişim hızdaki değişim vektörüdür. Yani delta v vektörü şekildeki gibi çizilir. Ve bu değişim yönü nereye bakar? Merkeze bakar. O zaman ivme de nereye bakar? Merkeze bakar. Şu açı teta ise şu açı da teta olacak şekilde bir diyagram gösterir. Burada bulduğumuz delta v hız değişimi geçen süreye bölünürse arkadaşlar bulduğumuz ivmenin adına biz ne diyoruz? Ortalama ivme adını veriyoruz. Bu özel bir tanım. Devam edelim. Bir de anlık ivmemiz var. Diğer adıyla merkezcil ivmemiz var. İşte burada özel bir tanıma yönleniyorum. Hatırlarsak az önce ne yazdık? Bunun için delta v bölü delta t yazdık. Tamam. Bu bizim için ortalama ivme. Ancak buradaki delta t zaman aralığını insan aklının alabileceği en küçük zaman aralığı olarak tanımlarsam, yani limit olarak buradaki delta t'yi sıfıra götürürsem sevgili arkadaşlar, işte o zaman burada bir türev fonksiyonuna dönüşür bu olay. Ve bu bulduğumuz ivme zamandan bağımsız hale gelir. Bu teknik olarak derivatif, yani dv bölü dt olarak türev olarak şeklinde ifade edilir. Bu parantez içerisinde önemli değil. Bu sadece teknik bir mevzu. Buradan fonksiyon arkadaşlar a ivme fonksiyonu merkezi ivme olarak tanımlanır. Türevle bulunan bu ivme zamandan bağımsız ve yönü merkeze doğru olan bir ivmedir.
Ve bunun da karşılığı ya v kare bölü r'dir ya da omega kare çarpı r'dir. Bu sadece anlık ivme ya da diğer ifadesiyle anlık merkezcil ivmenin tanımıdır sevgili arkadaşlar. Merkezcil ivme ile ortalama ivme kavram olarak birbirinden farklı hesaplanıyor aslında. Ama ivmenin tanımı ne yapıyor? Değişmiyor. Değil mi? Geçelim. Evet, gelelim örneklerimize. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili bir takım detaylandıralım. Yani örneklerle olayımızı netleştirelim. Diyor ki, aşağıda dönme hareketiyle ilgili olarak bazı örnekler vermiştir. Verilen örneklerden hangileri düzgün çembersiz harekete örnektir? Şimdi düzgün çembersiz hareket dediğiniz zaman arkadaşlar bu özel bir tanımdır. Bir çemberimiz var, R yarıçaplı. Düzgün çembersiz harekette sürat değişmez ama hız değişir çünkü hız vektöreldir. Hızın büyüklüğü her yerde aynıysa bunun adına biz düzgün çembersel hareket adını veriyoruz. Sabit süratle döner kavşağa giren araç düzgün çembersel hareket yapmıştır. Doğru. Hızını sürekli arttırarak hareket eden dönme dolap düzgün çembersel hareket değil. Çünkü sürat ne yapıyor? Sürekli değişiyor. Bu olmadı. Yapay uyduların gezegenimiz etrafında sabit süratle hareketi de yine nedir? Düzgün çembersel harekete bir örnektir. O halde cevabımız 1 ve 3 olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Tamam. İlerleyelim. Bir disk O noktasından geçirilmiş ve düşey doğrultudaki bir mil etrafında sabit omega açısıyla döndürülmek, açısal hızla döndürülmektedir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, aynı merkez etrafında dönen bir çok nokta vardır, değil mi? A, B ya da herhangi bir merkezdeki dışında bir nokta. Her noktanın da genel karakteristiği açısal süratinin aynı olacağı şekildedir. Yani A noktası ile B noktası aynı mil etrafında döndüğü için aynı açısal sürate sahiptir. O zaman hangi yargı var bunu ifade etmeye çalışan? İkinci yargı doğru. Ama AB noktalarının merkezi olan uzaklıkları farklı olduğu için çizgisel süratleri farklıdır. O zaman birinci yargı patlar. A noktasının, üçüncü yargıyı okuyorum. A noktasının açısal hızının büyüklüğü, evet omega yani, B noktasının açısal hızının büyüklüğünden fazladır, değildir, eşittir. Evet. Bu halde bizim için doğru cevap ne olacak? Yalnız 2'dir diyoruz ve B'yi işaretliyoruz arkadaşlar. Buradan yürüyoruz, topukluyoruz. Gelelim yeni bir soruya. Diyor ki, yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir bilye 2 dakikada 40 devir yapmaktadır. Buna göre bilyenin frekansı ve periyodu hangisi doğru verilmiştir? Şimdi 2 dakikada 40 devir. Bu 2 dakikayı saniye çevirin. 60 ile çarpın. 120 saniye olsun, değil mi? 120 saniyede 40 devir yapıyorsan acaba 1 saniyede kaç devir yaparsın sorusunun cevabı frekanstır. Bunun her tarafı oranlarsak sevgili arkadaşlar. Buradan frekans ne olur? 40 bölü 120 tak tak 1 bölü 3 birimine saniye üzeri eksi 1. Frekans 1 bölü 3 ise periyot bunun tersidir. Hatırlayın. Anlatımda vardı bu. Buradan T ne olur? 3 olur. O halde sen 3'sün. Sen 1 bölü 3'sün. Var mı bir cevap? Var. D şıkkı doğru cevaptır. İşte ilerliyorum. 3 metre yarı çapındaki dairesel yörüngede sabit süratle dönmekte olan araç bir tam turunu 6 saniyede tamamlamaktadır. Buna göre aracın çizgisel sürati kaç metre bölü saniyedir? Şimdi çizgisel sürat V ise bunun karşılığı 2 pi R bölü T'dir. Eğer periyodu biliyorsak T. Frekans yazacaksak T'ye 1 bölü F yazacağız. Şimdi bana verilen bir tam turunu 6 saniyede tamamlamıştır diyor ya. Bu bir tur için geçen süre demektir. Yani bu periyot tanımıdır. O halde ben T'yi biliyorum. Şimdi değerleri yerine koyalım. 2, pi 3 al demiş. Yarı çapı kendi verdi. 3 metre. Periyot ise 6 saniye. O halde şuradaki 2 çarpı 3, 6 ile bu 6 sadece ise şu 3 metre bölü saniye bizim çizgisel süratimizdir. Cevap bundan dolayı
C'de sevgili arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin merkezcil ivmesiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi, ivmeden bahsettim, merkezcil ivme. Bir kere merkezcil ivme her zaman nereye bakmak zorunda? Merkeze bakacak. Cisim nereden geçerse geçsin, merkezcil ivme vektörü merkeze doğrudur. Dolayısıyla hız vektörüne diktir. Bakalım. Yarıçap vektörüne dik demiş. Hayır. Yarıçap vektörüyle aynı doğru üzerinde. Bu yanlış. Yönü her zaman hareketin merkezine doğrudur. Bu doğru. Hareketin periyodüle ters orantılıdır. Periyodüle ters orantılı mı? Bakalım. A eşittir. V kare bölü R. Değil mi? Ya da aynı ivme eşittir. Omega kare çarpı R'dir. Buradan sevgili arkadaşlar hareketin periyoda ters orantılı mıdır sorusunda cevap vermek için şunu açalım. Omega kare nasıl açarız? 2 pi bölü t olarak açarız. Sonra bunun nesini alırız? Karesini alırız. Çarpı R deriz. Buna A deriz. O zaman sevgili arkadaşlar bakın ivme ne geliyor? 4 pi kare R bölü t kare gelir. Periyodun hareketin periyodunun karesiyle ters orantılıdır. Aslında doğru bir cevaptır. Bunun için cevaba ben yalnız 2 diyeceğim. 2 cevapları da yer almıyor. O zaman burayı düzeltelim. Periyodun karesiyle ters orantılıdır yargısını doğru kabul edip cevabı 2 ve 3 olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Hareketin periyoduyla değil, periyodunun karesiyle ters orantılıdır. Daha doğru bir cümle olacaktır. O halde cevap D olmalıdır. Bu düzeltmeyle yolumuza devam edelim. Geldik merkezcil kuvvete. Merkezcil kuvvet nedir dersek, merkezcil kuvvet arkadaşlar net kuvvet yasasına göre, yani Newton'un temel yasasına göre yönü merkeze doğru olan kuvvettir ve F net eşittir M çarpı A ile elde edilir. Net kuvvet her zaman İme vektörüyle aynı olacaktır. İme vektörü merkeze baktığı için arkadaşlar net kuvveti nereye bakar? Merkeze bakar. Bu aynı zamanda merkezcil kuvvet demektir. Bir cisme etken net kuvvet merkezcil kuvvetin öbür adıdır. O zaman V hız vektörü nasıl ki ivme vektörü merkeze bakıyorsa merkezcil kuvvet vektörü nereye bakacak? Merkeze bakacak. Bu aynı zamanda cisme etken net kuvvet vektörüyle de aynı yönlü olacaktır. Tamam. Unutmayın, cisim nereden geçerse geçsin, merkezcil kuvvet, merkeze doğru olan kuvvettir. Bunun öbür adı net kuvvettir aynı zamanda. Evet, ilerliyorum buradan. Bir ipin ucuna bağlanmış top, aşağıda gösterilen çembersel yörüngede sabit omega açısal hızıyla döndürülmektedir. Buna göre bu cisim hareketleri ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Merkezcil kuvvet daima hareket merkezinde doğrudur. Evet, doğru. Merkezcil kuvvet arkadaşlar her zaman merkeze doğru yönelir. Şu merkezcil kuvvetin yönüdür. Tamam, bu doğru. Merkezcil ivme, merkezcil kuvvet daima aynı doğrultudadır. Bu da doğrudur. Çünkü F eşittir MA yazacak olursak F ile A aynı doğrultu üzerinde olmak zorundadır. Üçüncü yargıya bakalım. Hız vektörü yani şu merkezcil kuvvet vektörü daima birbirine diktir. Evet, her zaman birbirine diktir. Bu da doğru bir yargıdır. Bundan dolayı doğru cevabın 1, 2, 3 gelmesi beklenir. Evet, yine soru. Bir deney arabası aşağıdaki yörüngeyi izleyerek sırasıyla K ve L noktalarından geçmektedir. Buna göre K L noktalarında aracı etken merkezcil kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Şimdi bizim aracımız şu yörüngeyi izlerken arkadaşlar şu merkez etrafında çembersel hareket yapıyor gibi varsayılacaktır. Ve buradaki merkezcil kuvvet merkeze yöneleceği için yukarı doğru olacaktır. Yani bu kuvvetin yönü burada yukarı doğru olur. Aynı şekilde burada şu yörüngeyi izlemektedir. Buradaki merkez burasıdır. Ondan buradaki merkezcil kuvvetin yönü buraya doğru olmalıdır. Yani aşağı doğru olmalıdır. Dolayısıyla cevap yukarı aşağı yani C'deki gibi gösterilmiş olmalı. Geçelim. Düşey düzlemde bir ipin ucuna bağlanarak sabit süratle döndürülen bir top ipin kopması durumunda
hareket çeşitleri yapabilir. Şimdi bunu düşünelim. Cismimiz o merkez yörüngede dolanıyor. Ve nereden geçse de geçsin hep bir sürati var. Bunu asla unutmayın. Bu durumda ip herhangi bir yerde kopsa acaba bu cisim serbest düşme yapar mı? Yapmaz. Çünkü serbest düşme yapması için ilk hızın olması lazım, sıfır olması lazım. Ve dönmekte olan için böyle bir lüks yok. O zaman serbest düşme yapamaz. Yatay atış yapabilir mi? Koptuğu yere göre bakılır. Mesela yörüngenin K noktasından geçerken kopmuşsa mesela arkadaşlar, o zaman cismimiz şu yöne doğru yatay atış yapar. Eğer yörüngenin tepe noktasından geçerken kopmuşsa da şu tarafa doğru yatay atış yapar. Bu mümkün. Ek atış da yapabilir. Mesela şuradan geçerken koparsa hız vektörü bu olur. İzlediği yörünge şu olur. Yani bir ek atış olabilir. Bu da mümkündür. O zaman yapabilir dediği için doğru cevabın 2 ile 3 gelmesi gerekir. Cevap D'dir. Ağırlığı önemsenmeyen bir topun yatay düzlemdeki düzgün çembersiz hareketi sırasında aşağıda verilen gösterimlerden hangileri doğru olabilir? Ve burada bir kuvvet diyagramı göstereceğiz sevgili arkadaşlar. Unutmanız gereken şey şudur. Kuvvet diyagramında merkezci kuvvet hep merkeze doğru göstereceksiniz. Dolayısıyla birinci yargı, birinci şekil patlar. O zaman birini çiziyorum. İkiye bakalım. Merkezci ivme ile merkezci kuvvet aynı doğrultuda. İkisi de merkeze doğru gösterilmiş. Yani doğru bir gösterim. Şu merkezci ivme merkeze bakarken hız vektörü yörüngeye teğet olmuş. Yani yarıçapa dik olmuş. Bu da doğru gösterilmiştir. O zaman doğru gösterilenler 2 ve 3'teki kuvvet diyagramlarıdır. Yani cevap E'dir. Evet, merkezleri çakışık KL kasnakları ile M kasnağı sırasıyla O1-O2 merkezinden geçen eksen etrafında serbestçe dönülmektedir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, şu L ile M farklı eksenli dönen iki kasnak. Bunların bu iplerin daha doğrusu değdiği her noktada çizgisel süratler birbirine eşittir. Şunun süratine V dersek bunda süratine olur? V olur. Ama şu K ve L'ye baktığımız zaman da bunların da açısal süratleri aynıdır. Çizgisel süratle yarıçaplı orantılı artar. O zaman L'nin çizgisel süratine V dersek buradaki X noktasının çizgisel süratine 2 ve K noktasının çizgisel süratine de 3V demek durumundayım. Burayı toparlarsak farklı eksenlilerin çizgisel süratleri aynı olurken açısal süratleri farklıdır. Aynı eksenlilerin de açısal süratleri aynı iken çizgisel süratleri farklıdır. Buna göre 1. X noktasının açısal hızı Y noktasının açısal hızından fazla mıdır? X noktasının açısal hızına bakalım. X noktası arkadaşlar L ve K aynı sayıda dönüyor. Bunu unutmayın. L bir tur döndüğünde M yarım tur döner. Ya da şöyle diyelim. Bu iki tur döndüğünde bunun açısal sürati 2 omega ise bunun açısal sürati özür dilerim yanlış yazdım. Bunun açısal sürati 1 omega ise bunun açısal sürati 2 omega'dır. X'in de açısal sürati 2 omega'dır. L'nin de K'nin de açısal sürati 2 omega'dır. O zaman X noktasının açısal sürati 2 omega. Y'nin de açısal sürati omega'dan nedir? Fazladır. Birinci yargı geldi. Dikkat. X ve Y noktalarının çizgisel hızlarının büyüklüğü eşit midir? Değildir. X'in çizgisel hızı 2 ve Y'nin V'dir. Bu yanlış olacak. X noktasının merkezcil ivmesi Y noktasının merkez ivmesinden büyük müdür? Şimdi X noktası merkezcil ivmesi V kare bölü R ile bulunsa 2V'nin karesi 4V kare. Yarıçap 2R. Bu Y'nin arkadaşlar. Şey pardon X'in merkezcil ivmesi. Y'nin merkezcil ivmesini bulalım. Çizgisel sürati V karesi V kare. Yarıçap 2R. Buradan da anlaşılacak üzere X noktasının merkezcil ivmesi Y'ninkinden büyük gelir. X büyük Y. Yani üçüncü yargıda doğru geliyor. Bu nedenden dolayı cevap 1 ve 3 gelir. Yani cevap C'dir arkadaşlar. Evet gelelim bu bölümdeki son sorumuza. Diyor ki bize soruda. Bir cisim aşağıdaki gibi 2 metre yarıçaplı dairesel yörüngede düzgün çembersiz hareket yapmaktadır. K noktasından ok yönünde geçen cisim 4 saniye sonra L noktasına ulaştığına göre cismin çizgisel sürati kaç metre bölü saniyedir? Şimdi çizgisel sürat demek
2 pi r bölü t demektir. 2 pi r bir tam turda aldığı yolda sevgili arkadaşlar. Bir tam tur alması geçen süre birlikte hesaplayalım. K'dan N'ye gelmesi demek 240 derecelik açı taraması demektir. Yani 360'ın tamamı 360 olacağına göre burada bir 120 derecelik bir taramamız var değil mi? Bunlar 360 dereceyi taraması için geçen süre ne olur diye düşünelim. 240'da kaç tane 120 var? 2 tane 120 var. Ulan 2 tane 120'yi 4 saniye tarıyorsa 3 tane 120'yi ne kadar zamanı tarar diye düşünebilirsiniz. Yani buradan bir periyoda ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu periyodu arkadaşlar 6 saniye olarak hesaplıyorum. Değil mi? Yani şöyle diyebilirsiniz. 240 derecelik açıyı taraması 4 saniyede gerçekleşiyorsa 360 derecelik açıyı taraması ne kadar zamanda gerçekleşir? O da bir tur için geçen süredir. Yani periyottur. Bu orantıdan periyot 6 saniye gelir. O zaman buraya 6 yazacağım. Peki 2 pi r'ye bakalım şimdi. 2 pi 3 alıyor. R ne? 2 metre. Sonra da verilmiş zaten bize. 2 kere 3 6'lar sadeleşirse direkt şu 2 bizim için çizgisel sürattir. Yani cevap 2 metre bölü saniye olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz burada sona eriyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.